korkularımdan hep uzakta yaşamayı seçtim. Ta ki... 3 film, 2 gala, 1 basın gösterimi burada. Beni alttan dürten biri... Neyse bu kayda girmez. Sen benim her şeyimsin, seni seven ölsün ve Yolsuzlar Çetesi isimli Türk filmlerinin gala gecelerinden çok özel görüntüler izleyeceksiniz. Bence hiçbir anne taş kalpli olamaz. Bizim bir senedimiz vardı, o senet 10 aylıktı abi. Sıkıştık biz. Sıkışmak iyidir aslında. Tolga Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt'un başrollerini paylaştığı Sen Benim Her Şeyimsin 9 Aralık'ta gösterime girecek. 50 lira bozuk varsa sende. 50 lira bozuk değil mi? Tüm para o ya. Annen seni burada böyle bırakıp gitmiş olamaz değil mi? Filmin basın gösteriminde yönetmen Tolga Örnek ve oyuncular bir araya geldi. Gerçek hayatla esinlenme değil. Öyle değil. Bir adaptasyon. Bir adaptasyon. Yok, adaptasyon. Adaptasyon. Meksika filminden adaptasyon. Bence Engiz ne güzel anlattı. Filmde Tolga Çevik'in kızı Tuna ve oğlu Tan da kamera karşısına geçti. Annem beni bu kadar çok seviyorsa neden hiç görmeye gelmedi baba? İkimizin de baba olduğu bir dönemde böyle bir hikaye çekerek bir araya gelmek beni alttan dürten bir... Neyse bu kayda girmez. Mikrofon değil mi o? hakikaten böyle bir işte bir arada olmamız... Çünkü mesela... Ben onun projelerini seyrettiğim zaman şey bile düşündüm, lan Tolga benimle çalışmaz herhalde, o ciddi işler çekiyor, böyle değişik işler çekiyor. Yani ben biraz daha böyle şakacı falan bir adamım ya. Fakat bu proje bizi bir araya getirip aslında içimizdeki gerçek Tolgaları dışarı çıkaran, bizi ya biz çok tatlı arkadaş oluruz değil mi dedirten bir projedir. Melis Birkan filmde taş kalpli bir anneyi canlandırıyor. Bir anne taş kalpli olabilir mi? Bence hiçbir anne taş kalpli olamaz. Cengiz Bozkurt da filmde ciddi bir adamı oynamaya çalışmış. Ben aslında ciddi bir karakter oynamaya çalıştım ama galiba yine beceremedim. Yok, becermişim. Başkasıyla anlaştık falan. Çok güzel hallettik. Bu filmin tüm yardımcı oyuncuları gerçek köylülerden oluşturuldu. Sabahımızdan Mevka'ya gömecek 5 karış toprak kalmamıştır. Cuma günü gösterime giren Seni Seven Ölsün filminin galası İstanbul'da yapıldı. Evet, buradayız, Karşı'dayız. Karadeniz komedisi olan filme Tolga Güleç ve eşi Yeliz Çağır el ele katıldı. Bu güzel gününde arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu yalnız bırakmamak için buradayız. Kerem Cem, filmde rol alan eski rol arkadaşı Fulya Zenginer'in adını hatırlayamadı. Başka sorumluluk yok mu? Ne kadar güzel, var tabii ki. Şey değil mi o? Ya ben dizide oynadım onunla, bir saniye. O niye davet etmedi ki beni, Alper davet etti beni. Tanımaz mıydı ben, olur muydu? İkili galada bir araya geldi. Gel. Beyefendi bir kişiliğe sahip olan Kerem Cem daha sonra kameralar karşısına çıktı ve bir özür diledi. Birlikte oynadıkları Fulya ile Fulya Zenginer'le Alper Saldırın. Alper'i unutuyormuşum şimdi. Demin hatırlayamadım, hafızamın zayıf olduğunu beni tanıyanlar bilir. Özürlerimi diliyorum, çok teşekkür ederim. Seni seven ölsün, hayırlı olsun. Usta yönetmen Cem Tabak çekimler anında çok eğlenceli dakikalar yaşandığını söyledi. Bize kalan sadece hani filmden sonra insanların yüzündeki tebessümü hissetmek. İnşallah onlara o tebessümü dudaklarına kondururuz ve buradan rahatlıkla ayrılırız. Cuma günü gösterime giren bir başka yerli komedi Yolsuzlar Çetesi. Delirtmeyin lan! Tamam bırak! Yarın görürüz ya. Arkadaş görmeyeceğim ya. Israr etme. Bugün Rıfat'ı görmek istemiyorum. Kadir Çöpdemir, Paskan Numa, Osman Sonant, Özge Sezince, Mesut Cem Tomay ve Beyti Enginli kadrosuyla film kahkaha vaat ediyor. Mahallede yırtmak, ya yırtmak derken de öyle yani çok büyük yırtmak değil. Yani şu kızı almak istiyor. Sen ne istiyorsun? Zengin olmak. Hayır, yani biraz. Paskan Numa filmde bir mafya elemanını canlandırıyormuş. Ya diyeceksin ki peki memlekette zenci mafyan var. İşte bu film bunu vaat ediyor.